Canım Penceresi'nden herkese saygılar, sevgiler. Euro NCAP bu yıl 20'nin üzerinde otomobilde çarpışma testleri yaptı. Bunların içerisinden yeni Mazda 3'ün 2 litrelik 5 kapılı modeli sürücü ve yolcu güvenliği açısından 100 üzerinden 98 puan aldı. Yetişkin yolcu kategorisinde bu puan en son 2017 yılında Volvo XC60'a verilmişti. Euro NCAP'ın yaptığı güvenlik testlerine katılan otomobillerin çoğu 5 yıldız alıyor. Fakat burada ayırıcı olan 4 ana kategoride verilen puanlar. Bu ana kategoriler şunlar: yetişkin yolcu güvenliği. Bu testte Mazda 3 98 puan aldı. Çocuk yolcu güvenliği. Burada Mazda'nın puanı 87. Zarar görebilecek yol kullanıcıları. Yani genel olarak yaya güvenliği diyebiliriz. Bu kategoride Mazda 3 81 puan aldı. Son kategori ise otonom sistemler ve kaza seziciler gibi güvenlik yardımcıları. Mazda 3'ün buradaki puanı biraz düşük, 73 puan alıyor. Bu kategorideki en yüksek puanı 94 ile Tesla Model 3 alıyor. Çarpışma testlerine geçecek olursak, bunlardan ilki 64 km hız ile yapılan önden yarım bariyerle çarpma sonucu oluşan hasar ve sapma. Bu testte arabanın camı bile kırılmıyor. Bırakın B ve C sütunundaki deformeleri, hasar A sütununa yani ön direğe gelmeden emile ediliyor. Öte taraftan arabanın arka kısmına bakacak olursak, bu hızda, bu çarpışmada devrilecek kadar savrulan otomobiller varken Mazda 3 çok fazla dengesini kaybetmiyor. Karşılaştırma yapabilmek için 2018 yılında yapılan Alfa Giulietta'nın aynı testine bakalım. Giulietta neredeyse 40-50 santim yerden havalanıyor. Euro NCAP'ın ikinci testi 50 km hız ile yapılan önden tam sert bariyerle çarpma. Kaputun değişmesi gerekiyor ama iyi bir usta çamurluğu değiştirmeden tamir edebilir. 50 km hızla yapılan yandan bariyer testinde ise havadan olan görüntüye bakıldığında tavanda ve yan sütunlarda şiddetli bir bozulma yok. Yandan darbelerde Volvo çok ileri bir seviyedeydi. Fakat Mazda 3'te gerçekten çok başarılı diyebiliriz. 32 km hızla yapılan yan direk testi doğrudan B sütununu hedef alıyor. B sütunu genellikle otomobillerin en zayıf noktasıdır. Burada araba perte çıkacak kadar ciddi bir hasar almasına rağmen sürücü güvenliğini sağlıyor. 16 ve 24 km hızlarla yapılan omurga zedelenmelerini inceleyen testler bu şekilde. Mankendeki yeşil bölgeler önemli ve zarar görmeyen kısımlar. Mazda 3 bu testte 8 üzerinden 8 tam puan alıyor. 40 km hızla yapılan bu test, bisikletli ve motosikletli sürücülerin ya da yayaların kafa çarpma etkisini ölçüyor. Yine 40 km hızla yapılan yaya bacak testinde kaputtan ve ön panjurdan alınan darbelerin durumu. Otonom sistemlerin gelişmesiyle yolda yapılan testleri Euro NCAP son dönemlerde yayınlamaya başladı. Burada 50 ve 75 km hızlarla gidilirken otomobil kendi kendine acil fren yapıyor. Kaza sezicilerin performansı karanlıkta biraz daha düşük olsa da genel olarak faydalı olduklarını düşünüyoruz. Videonun bu kısmından sonra Mazda 3 yayayı kendisi algılayıp kendi başına fren yapıyor.